Safra kesesi normalde karaciğerin altında yerleşmiş. Karaciğerle de yakın ilişkide olan, ona yapışık olan bir organ. Yani sağ tarafımızda, karnın sağ üst tarafında. Türkçesi öt kesesi, herkese de söyleyeyim. Evet. Bizim uzun süredir kullanmadığımız ismiyle öt kesesi. Şimdi safra kesesi poliplerin görüldüğü organlardan bir tanesi. Aslında taş olur diyorlar, taş aldırırlar oradan safra kesesinden hep. Zaten bugün hani poliplerden bahsetmek istememizin nedeni de buydu. Aslında taş çok daha sık ama polipleri de giderek artan sıklıkta görmeye başladık. Tanı yöntemlerinin yaygınlaşması sebebiyle çok arttı. Artık her yerde, her kurumda bir ultrason, bir tomografi var neredeyse ve artık polipleri çok fazla görmeye başladık eskisine göre. Murat Hocam polip ne? Polip şöyle, bizim normalde vücudumuzun iç yüzeyini kaplayan ağız boşluğumuz, sindirim sistemi, solunum sisteminin iç yüzeyini kaplayan ve epitel hücrelerinden oluşan bir zar tabakası var. Bu tabakadan kaynaklanan herhangi kabarık olan herhangi bir anormal oluşuma biz polip adını veriyoruz. Yani aslında görsel bir tanım. Dışarı iç yüzeye doğru kabarık olan her şeyin ismi poliptir. Bana böyle yumru gibi bir şey geliyor polip. Bravo, aslında tam olarak tanımı o ama bazen yumru şeklinde değil de bir çıkıntı şeklinde de olabilir. Saplı, kendiliğinden boşlukta sallanan bir şekilde de olabilir. Dolayısıyla polip birçok iç organın iç yüzeyinde kabarık şekilde oluşan oluşum aslında. Bu onun natüre hakkında bir bilgi vermiyor. Bu görsel kanserojen bir şey midir? Yani kansere döner mi polip? Şöyle, tümör niteliğinde olan polipler var. Tümör niteliğinde olmayan polipler. Biraz önce de söylediğim gibi bu görsel bir tanım. Onun sadece ismini söylüyoruz biz. Polip, polip demek burada bir kabarıklık var demek. Ama onun içinde ne var? Bu onu tanımlamıyor. Gerçekten de o zaman da şu noktaya geri dönüyoruz. Tümör mü değil mi? Zaten bizim en önemli sıkıntımız da o. Çünkü bazı oluşumlar da polip şeklinde gözükebilir ve tümörleri taklit edebilirler. Evet. Ki safra kesesinde de bizim en sık gördüğümüz polipler kolesterol polipleri. Aslında tümör değiller bunlar. Yani kansere işaret etmiyor ama rahatsızlık verebiliyor bize, öyle mi? Bizim rahatsızlık vermekten ziyade biz polipi bir şikayetle görmüyoruz aslında. Nasıl oluyor bu hocam? Mesela neden biz safra kesesindeki poliplerden kurtulalım? Şöyle, polip hastası klasik olarak başka bir nedenle yaptırdığı karın ultrasonu ya da sindirim sistemiyle ilgili hazımsızlık şikayeti çekiyor. Hali hazırda en rahat ulaşılabilecek tetkik nedir? Ultrason. Hemen bir ultrason yapılıyor. Ultrasonda da safra kesesi çok iyi görüntülenen bir organ. Dolayısıyla bize hasta safra kesemde de polip bulundu bu arada diye geliyor. Çünkü poliplerin bir şikayete yol açma olasılığı ileri derecede düşük. Evet. Yani hatta yol açmıyor desek yeridir. Dolayısıyla bunlar tesadüfi bulunuyorlar. Tesadüfi olarak hasta bize geldiğinde tabii şu endişeyi taşıyor. Benim bundan yana hiçbir şikayetim yok. Gerçekten bunu tedavi ettirmeli miyim? Ne kadar önemli. Yani aslında biz bunu check-up'larda falan da sapladığımızda hastaya sapasağlam gelmiş. 6 ay önceki veya 1 sene önceki check-up'ında böyle bir şey yok. Birden diyorsunuz ki bir sürü taşınız var safra kesenizde. Niye aldırsın? Taşla birlikte veya polip. Taşla birlikte saplanırsa hadi biraz daha içimiz rahat. Yani bir tesellimiz var, taş da var. Bunlar şikayete yol açabilir. Dolayısıyla biraz daha hoş görülebilir tedavi önerilmesi. Ama düşünün ki taş da yok. Hastanın safra kesesinde 6 milimetrelik tek bir polip saptanmış. Ve hastanın hiçbir şikayeti yok. Hasta şu soruyu soruyor size. Ben gerçekten hasta mıyım? Benim tedavi olmam gerekiyor mu? Ne yazık ki bizim elimizdeki şu an mevcut tetkikler o polipin adını koymak için yeterli değil. Ya şöyle bir yoklayınca ne oldu anlaşılmıyor. Ne yazık ki anlaşılmıyor. Gerçek polip mi, yani tümör niteliğinde olan polip mi, yoksa sahte polip mi, bir iltihaptan ya da kolesterol birikiminden mi oluşmuş? Bunu dışarıdan bizim ayırt etmemiz mümkün değil. Tek bir ipucu var. Bilimsel kanıtlar eşliğinde gösterilmiş bir şey var. Bize en önemli ipucu boyut. Tek olan... Ailesel geçiş var mı? Ailesel şöyle... Ya benim annem veya babam 40 yaşında aldırmıştı. Bu bir aslında
hikaye mi yoksa ya safra kesesinde polip vardı, tümör çıktı tam bir hikaye? Ya safra kesesi poliplerinin ailesel geçiş gösterip göstermediğine dair şu an elimizde yeterli bilgi yok. Ancak şunu biliyoruz ki genetik köken mutlaka vardır. Özellikle adenomatöz yani gerçek polipte, tümör niteliğindeki polipte mutlaka böyle bir genetik altyapı vardır. Evet. Çünkü adenomatöz poliplerde tıpkı kalın bağırsağın, midenin polipleri gibi bir genetik malformasyon, genetik bozukluk, gen düzeyinde, kromozom düzeyinde bir bozukluk sonucunda ortaya çıkıyorlar. Evet, bu arada ben size çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. Neden derseniz, şimdi kadın doğumcular tüp bebek çıktı, bütün sanki kadın doğumcular tüp bebek yapmaya başladı. Genel cerrahlar da obezite cerrahisi çıktı, herkes sanki bütün genel cerrahlar obezite cerrahisi yapmaya başladı. Yani safra kesesini böyle tadında anlatan bir hekimi karşımda görünce teşekkür etmek istedim. Ama Murat Hoca'ya şöyle bir soru soracağım. Polibimle mutluyum deyip hasta yaşayabilir mi? Yani şunu merak ediyorum. Bu poliplerin kesinlikle cerrahi... İşte kanser olup olmamasını saptayamıyoruz. O yüzden. Aslında elimizde bir sınır var. Yaş sınırı mı? Kitabi olarak 10 milim ve üzerindeki polipleri ameliyat önermelisiniz diyor. Bunu bazı kurumlar hasta bazında bireyselleştirip 8 milime çekenler var. En sonunda Mayo Clinic iyice agresif bir tutum içine girip bunu 6 milime çekti. Bu bizim işimiz tamamen istatistikle ilgili. Evet. Acaba bu polipte kanser gelişme riski veya barındırma riski nedir? Hmm. 10 milimin altındaki poliplerde bu göz ardı edilebilecek düzeyde. O yüzden de biz 10 milimin altındaki poliplere ameliyat önerisi yaparken, daha doğrusu yapmıyoruz genellikle. Ancak bireyselleşmiş bazda hasta şunu söyleyebilir. Ben o 8 milimetrelik poliple kafam rahat yaşayamıyorum. He. Annemi 45 yaşında safra kesesi kanserinden kaybettim. Ben böyle bir şey yaşamak istemiyorum gibi istisnai gruplar olmakla birlikte 10 milim veya daha büyük poliplerde ameliyat önerilmelidir. 10 milim dediğimizde işte şu bir kadar santim. Bir şey bir yani hani 1 santim. Bir ikinci kriterimiz de takip sırasında eğer 2 milimden fazla büyüme olursa bu Avrupa Radyoloji Derneği'nin belirlediği bir kılavuzda geçiyor. Evet. Bunun hakkında da net bilgi yok. 4 milimdi. 6 ay sonraki tetkikte 6 milimi geçti. 7 milim oldu örneğin. O zaman biz buna da ameliyat öneriyoruz. Yani iki kriterimiz var elimizde. Başlangıçtaki boyutu, takipler sırasında boyut değişikliği olması. Peki çok özel bir soru soracağım Murat'cığım. Yani 6 milimle ameliyat ettik, kanser saptadık. 1 santime çıktı veya ameliyat ettik, kanser saptadık. Bizim onu saptadıktan sonraki tedavi şemamız değişiyor mu? Farklılık var mı? Tedavi şemamız şöyle. Çünkü erken tanı çok önemli, büyümesi çok önemli. Hani büyükken ameliyat edilmesi çok önemli gibi hep bu kriterler vardır. Polipoid kanserleri safra kesesinin %10'unu oluşturuyor tüm safra kesesi kanserlerinin ve aralarında en iyi seyirli olan. Dolayısıyla biz klinisyenleri bu santim konusunda, boyut konusunda ve ameliyat endikasyonu verme konusunda biraz daha özgür davranmaya iten gerçek de bu. Diğerleri kadar çok agresif seyretmemesi polipoidin. Dolayısıyla elbette ki 6 milimlik bir tümörle 10 milimlik bir polip tümörün arasında tedavi farkı olabilir. Ama tedavi farkını belirleyen burada yine boyut değil, o tümörün evresi. Yani safra kesesi duvarının tabakalarında ne kadar ileriye gittiği. Polipoid tümörlerde bu ilerleme diğer tümörlerden çok daha yavaş, çok daha geride geliyor. O yüzden biraz daha rahat davranıyoruz ama... biz sırf... Ben şurada maket üzerinde bir de ameliyatını anlatmanı istesem. Ben bir hasta tabii sorusu ki soracağım onun öncesinde. Şöyle geçeyim o zaman. Hocam hep şey derler ya, işte safra kesesi ameliyatı kadar kolaymış gibi böyle safra kesesi ameliyatlarını hep böyle şey derler, kolay bir ameliyat olarak gösterirler. Ben öbür taraftan kapalı mı geçeyim. Yapılıyor bu ameliyatlar? Gerçekten basit ameliyatlar mı? Hastalar korkmalı mı, korkmamalı mı? Onu merak ediyorum. Şimdi bunu... başından itibaren reddediyorum. Ben karaciğer safra yolları ve pankreas cerrahisiyle ilgilenen bir kişiyim. Hocam ben arada batını açıyorum. Siz konuşun. Siz laparotomiyi yapın.
biz onu bir görelim, safra kesesini görelim. Ben madalyonun öteki tarafını gören kişilerdenim. Evet. Safra kesesi ameliyatı sonrasında komplikasyon çıkmış, hastaların refere edildiği merkezlerde çalıştım. Ve bir safra kesesi ameliyatının nelerle sonuçlanabileceğini insanlar bilseler, ya, bunun bu kadar kolay ifade edilmemesi gerektiğini çok iyi anlarlar. Ölüme kadar gider. Öldürmese bile çok ciddi sonuçları olabilir safra kesesi ameliyatı. Yani hastalar korkmasın diye aslında ben de biraz şey bakın, yapıyorum. Ameliyatın özellikle bir, o yüzden istiyorum sizden göstermenizi. Çok haklı bir gerekçeden dolayı ameliyat oluyorlarsa bunların hepsi zaten göze alınabilir. Ama afaki ameliyat gerekçeleriyle ameliyat oldunuz mu geriye döndüğünüzde hem doktor hem hasta çok üzülebilir. Evet. Buradan da ameliyatın basit geçerli dedik ama bir hemen görsünler. Akciğerlerimiz atlayacak. Şimdi burada gördüğümüz gibi karaciğerin altında yerleşik bir orası kese. Mıymış? Safra evet kesesi. Böyle minik güzel bir organ. biz de üzülüyoruz alırken ama yapacak bir şey yok. Bu organı biz normalde... Safra dediğiniz böyle kocaman bir şey değil yani. Ben kocaman özellikle o yüzden şey gösterdim. Şöyle biz normal koşullar altında artık günümüzde açık cerrahi yapmıyoruz. Açık cerrahiden kasıt... Benim böyle alıp da çıkardığım gibi değil. Yani bu evet bu biraz gerçekten kapsamlı bir cerrahi oldu. Ama benim açıdanımda ben genel cerrahideyken biz böyle açıp açıp yapardık. Daha keyifli oluyordu. Daha keyifli. O zaman. Şimdi... kapalı ve açık yöntem var en basit haliyle. Açık yöntemi biz doğrudan artık uygulamıyoruz. Hiçbir hastada açık ameliyat ilk tercih değil. Çünkü bilimsel olarak kapalı ameliyatın üstün olduğu gösterilmiş. Evet, bir de hasta çabuk iyileşiyor, nekat evet dönemini çok güzel atlatıyor. Ama kapalıda bir karışıklık var şu an. Klasik laparoskopi var, tek kesiden laparoskopi var, robotik ameliyat var, robotik tek kesi var. Ve daha İşte fazlası. İşte orada da biz kendimizi işin ehli hekimlere emanet ediyoruz. Kafamızı karıştırmıyoruz. Sadece şöyle söyleyelim, operasyonlardan korkmayalım. Çünkü biz bunları ömrümüz boyunca taşımak zorunda değiliz. Çok teşekkürler hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Ben teşekkür ederim. Umarım herkese faydalı olur. Sağ olun. Çok teşekkürler.